Ellerine sağlık. Günaydın. Hadi gel otur. Ekmeğine yağ da süreyim mi? Yavrum, bir an önce kahvaltınızı yapın da doktora geç kalmayın. Yok, geç kalmayacağız çünkü doktora gitmeyeceğiz. Ben randevuyu aldım bile. Ya Necip, istemiyorum dedim. Söyledim sana daha önceden, kendimi hazır hissetmiyorum. Anne, sen bir şey söyle o zaman ya. Yavrum, hazır olacak bir şey yok ki çocuğum. Ya bak, hem kolay alınmıyor ki de randevu dediğin. Gitmeden olur mu? Ayıp. Ya siz bana sormadan nasıl randevu alıyorsunuz? Şişt. Bak neyi tartışıyoruz? Duymadın mı Sinan'ı? Doktorsuz, kontrolsüz olmaz dedi. Hadi gel. Hadi. Canım Anneciğim. Bak bu çocuk senin ardında heder etti kendini günlerdir. Yazık, günah ona da. Ayrıca çocuğun babası o. Tabii ki merak edecek. Gitseniz de doktora, hepimizin içi rahat etse fena mı olur? Sinan'ın ablası, ben de eniştesi oluyorum. Biliyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zaman göreceğiz yavrumuzu? Ya, kusura bakmayın, ben çok uzun zamandır bekliyorduk da... gerçek olunca da insan bir 5 dakika sabredemiyor. Boşuna geldik ama. He? Bir şey mi dedin Gülüm? Hava Hanım, test yaptınız mı? Yaptık. Bebek var dedi. Ne kadar oldu? 2 gün oluyor öğreneli. Yani böyle bir başlarda baş dönmesi, böyle bir halsizlik falan oluyor. Mide bulantısı da var ama. İstifra etmedik çok şükür. Ne güzel. İzin verseniz de eşiniz cevap verse Necip Bey. Ha? Tabii tabii, izin ne demek, buyurun. Buyurun doktor bey. Hava Hanım, öncelikle bir kan değerlerinizi görelim. Yani çünkü test sonuçları her zaman doğru sonucu vermeyebiliyor. Biz işimizi garantiye alalım. Aman Allah korusun. Tövbe tövbe. Yani düşük bir ihtimal ama evet. Eğer test sonuçları da pozitif çıkarsa o zaman ultrasonu alırız sizi. Buyurun, ben eşlik edeyim size. Arkadaşlar aşağıda kanınızı alacaklar. Ben de gel. İyi, ne işim var burada? Oturayım işte. Resimlere falan bakalım. Buyurun. Doktor bey. Efendim ablam. Bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Test mes boşuna uğraşmayın. Bir de size mahcup olmayayım ben. Ben hamile değilim. Öyle mutlu ki günlerdir. Yemin ederim kaç kez söyleyecek oldum. Dilim varmadı. Bir kere söyledim sandım ama uyuyormuş. Vardır bir hikmeti dedim. Doktor bey, idare etseniz. Yani hamile olmadığımı Necip'e söylemeseniz. Eğer gerçeği öğrenirse kaldıramaz. Yıkılır. Ne olur. Sonuçlar 1-2 gün sürer dedi arkadaşlar. Ultrasyon? Ultrason. Ona da o zaman bakarız. Peki orada görebilir miyiz? Kız mı, erkek mi? İkiz mi, üçüz mü? Yalnız cinsiyetini öğrenmek için 3. ayı beklemeniz gerekecek. Bekleriz Necip'im. 3 ay dediğin nedir ki? Hem ultrasona da o zaman girerim. İkisi bir arada çıkar ha? Hava, abarttın ama. Ne dedi doktor? Ultrasyon dedi. Ultrason. Ha işte. Sen doktora işini mi öğreteceksin? Bırak, doktorun dediğini yapacağız. Ultrason Necip'im. Anlamam ben. O yapılacak ne zamansa. Ben deli kişiyim.